Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Müzik güzel. Gün batımı restorandayız. Şu güzelliğe bakın. Kuşadası Davutlar ayağımızın altında. Karanlık çekiyor biraz ama şu manzaraya bakar mısınız? Ulu ağaçlar. Müzik güzel. Yalnız böyle gözümle gördüğüm gibi böyle yapınca aynen gözümle gördüğüm gibi oluyor. Fakat denizi göremiyor. Ha, evet aynen bak deniz orası. Deniz. Ayaklarının altında deniz ya. Öyle güzellik olamaz ya. Hemen Kuşadası yolu bakın. Hemen karşısı Kuşadası yolu. Ve burası. Orası tamamen bahçe. Çok güzel ya. Bakın ana caddeden gelen ağaçları görüyorsunuz. Bakın Yaylaköy'e inen yol. Yaylaköy neresi iniyor da? Şurası ne taraftı? Şu inen. Bakınız bakınız o beyaz araç gidiyor. Ne kadar uzak gibi soğucuğa giden. Evet uzak gibi gösteriyor televizyon. Telefon değişik gösteriyor. Hemen dibimizde bakın 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 ana cadde. Bakın aracı göreceksiniz. İşte bu. Bu kadar yakınında muhteşem bir yer. Yıllar önce biz Söke'de yaşarken de burada günlerimizi falan yapar toplanırdık arkadaşlarla. Dolayısıyla Kuşadası yolu görünüyor. Dibinde hemen gün batımı restoran burası. Kedileri var bakın. O bakım. Bunlar kardeş galiba. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Asfalt kar kulağı görünüyor. Şu evlere bakın evlere. Evleri kendi gözümle gördüğüm gibi böyle görüyorum evleri. Kendi gözümle böyle görünüyor. Aynen bu şekilde manzara. Ve şöyle muhteşem ya. Haydi gelin. Çok yakında burada canlı müziğe devam. Nostalji Yıldızı. Yeşilçam müzikleriyle ve birçok değerli sanatçıyla birlikte Zeki Müren'le birlikte olacağız. Yani yeni Zeki Müren'imiz. Aynı zamanda Vahdet olacak. Sayım Yılmaz olacak. Sayım Yılmaz'sız program düşünülemez tabii ki. Hocamsız olmaz. Hocam bizim sunucumuzdur. Ve ünlü bir şovmendir. Aynı zamanda Murat var işte. Zeki Müren okuyan. Daha kimler var? Birçok ve Emel Sayın'ın Toprak Çağırmadan Gelin'i okuyan Yeşim var. Yeşim Hanım. Yani programımızda ünlüler de var. Bunları Sayın Hocam biliyor. Ben kendi sanatçılarımdan bahsettim. Sayın Hocam da farklıları var. Aynı zamanda da organizatörümüz gelecek. Onun da ünlü sanatçılarla çalışıyor ve yakında o da içimizde aramızda olacak. Ve buradan canlı yayınlarla sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Denizi görüyorsunuz nasıl güzel. İşte böyle görünüyor. Ama yeşillik karanlık görünüyor o zaman da. Deniz bakın parlayan deniz. Gördüğünüz yer hep deniz. Yani ve yeşilliklerle deniz kadar güzel mi görünür? Neyse buradan güzel görünemiyor ya ben. Erol Evgin'i de çok severim. Belki Erol Evgin de gelir. Ararız gelir. Tarkan gelecek. Tarkan bir defa İzmir'e gelecek. Yani. Gerçek ihtiyaçlar için Tarkan gelecek. Her şeyini ayarlarım. Yeter ki sahne al dedim. Dolayısıyla eğer zaten yardımsever bir çocuk yetişmeye çalışıyorum abla dedi. Tarkan da gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Çok yakında buradayız.